Kalemseverler, Marka Kalem'den merhaba. Bu videomuzda Visconti markasının yeni Rembrandt S serisi dolma kalemlerini tanıtacağım. Kalemlerimiz şöyle karton lüks kutuda kalemseverlere sunuyor. Yeni grafik tasarımlı Visconti V'si yapılmış. Gümüş ve gold renginde tasarımı. Oldukça şık. Şöyle iç yapısını gösterelim. Şöyle kadife dokusu yastıklı diyeceğim. Oldukça şık bir kutu. Visconti 17. yüzyılın ünlü Hollandalı ressamı Rembrandt'ın tablolarından ve tekniğinden esinlenmiş. Rembrandt'ın gölgeleme tekniği açık ve koyu renklerin arasındaki güçlü kontrastlarından ilham alarak Rembrandt serisini oluşturdu. Mavi rengimizle başlayalım. Keskin mavi ve siyah rengin hakim olduğu bir gövde ve kapağa sahip. Bakın. Şurada mavi rengi çok açıkken siyah renkler var gövdede. Çok keskin bir şekilde. Ve arada bazı bakır veya sarı tonlarını diyebileceğim. Ve aynı zamanda siyahtan maviye geçişli, böyle yumuşak geçişlerin oldu. O fırça darbesiyle yapılmışçasına diyebileceğim yumuşak geçişler de var arada. Oldukça şık, güzel. Rembrandt serisi akrilik ve çine malzemeden yapılıyor tamamen. Tablolardaki Rembrandt ışığı dediğimiz diye bilinen durum kalemin üzerinde gerçekten oldukça belirgin bir şekilde. Şöyle bordo rengimizle devam edelim. Bordo rengimizde de yer yer ufak da olsa siyah renkler, o siyahlı kırmızının geçişleri, şurada hafif sarı böyle ne diyelim gün ışığı sarısında böyle noktasal ışıklar diyebileceğimiz uygulanmış burada. Rembrandt tablolarında da böyle noktasal ışıklara, o obje veya portredekilerdeki noktasal ışıkları burada kalemle yansıtılmış. Rembrandt S serisinde klips, kapak yüzüğü ve diğer metal aksesuarlar da rütanyum kaplama kullanılmış. Evet. Şurada klasik Ponte Vecchio köprüsünden ilham aldığı klipsi, üzerinde Visconti yazısı, rütanyum kaplamalı. Şöyle kapak tepesinde mıknatıslı Visconti ablemi. Visconti MyPen sistemi ile kalemleri kişiselleştirebilme imkanı sunuyor. Buradaki tepe başlığı mıknatıslı, bunu çıkartıp yerine logo veya isminizin ve soy isminizin baş harflerini buraya mıknatısla yapıştırabiliyorsunuz. Orada oldukça kuvvetli bir şekilde tutuyor. Burada siyah rengimize geçelim. Siyah rengimizde de böyle yer renk, böyle gri geçişler de var. Yine noktasal ışık dediğimiz, bakın şurada çizgi şeklinde olmuş burada tabii ki. Akrilik reçine olunca şurada noktasal böyle sarı ışık şeklinde diyebileceğimiz yine gövdede burada açık grilere denk gelmiş diyelim. Burada yeni yüzük kullanılıyor. Şöyle ters düz V'lerin zikzak şeklinde oluşturduğu iki tarama yapılmış burada. Buranın arasında da Rembrandt S serisi diye yazılı ve arkasında da Visconti V'si yerleştirilmiş, işlenmiş. Oldukça güzel olmuş. Şöyle belli açılarda da göstermeye çalışıyorum. Şekilde düz ters V'ler zikzak şeklinde bir şey oluşturulmuş desen ve arasında da Rembrandt S serisi yazısı işlenmiş. Mıknatıslı kapak sistemi kullanılıyor. Bakın. Oldukça da güçlü. Kapatırken o
yakalama sesini duyabiliyoruz. Evet. Burada Visconti yeni uçlarını kullanıyor. Titanyum kaplamalı çelik medium uç kullanılmış. Uçlar daha da büyük. Şöyle damak yapısını da inceleyelim. Yine kavrama bölümü de titanyum kaplamalı çelik olarak kullanılmış. Evet. Şöyle hem piston hem kartuş ile kullanabiliyoruz. İçinde piston ile birlikte geliyor. Ben de kartuşum vardı. Kartuş da deneyeceğim. Şöyle üniversal kartuşumuz. Şöyle gövdemizi de birleştirelim. Visconti'nin yeni büyük uçlarının denemesinde bir tane sevdim, iki tane. Evet, çok hızlı bir şekilde ve akıcı bir şekilde geldi. Yani o kadar yumuşak ki kaleme hiçbir baskı uygulamadan, yani baskı uyguladığımda da sert hareketlerde de oldukça başarılı. İmzalarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet sevgili kalemseverler, bu videomuzda Visconti markasının 17. yüzyıl ressamlarından Rembrandt'ın tablolarından ve tekniğinden ilham aldığı yeni Rembrandt S serisi dolma kalemlerini tanıttık. Markanın diğer modellerini markakalem.com'dan inceleyebilirsiniz. Yeni videolarımızdan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, yazıyla kalın.